Sare TV'den herkese kucak dolusu sevgiler arkadaşlar. Karşımızda Barbie Dreamtopia Deniz Kızı seti. Bu seti arkadaşlar yeni takipçilerimizden Zeynep İkra için açıyorum. Zeynep İkra ablacığım, seni çok ama çok seviyorum. Birazdan setimi açacağım ve oyunumu kuracağım. Setimizin içinden neler çıkıyor hepsini tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Barbie Deniz Kızımızı çıkarmadan önce setin diğer malzemelere şöyle bir göz atmak istiyorum arkadaşlar. Bir tane şöyle dolma dolabımız var. Bir tane Barbie'mizin küçük bir bebeği var. Şurada çok tatlı ahtapotlar görüyorum ve bir tane de tok balığım arkadaşlar. Susamuru mu? Lütfen yorumlara yazın, ben bilemedim. Şimdi hadi bakalım, hazırsak hemen setimizden Barbie'mizi öncelikle kurtaralım. Gel bakalım Barbie'cim, önce seni kurtaralım, sonra şu küçük yavrunu kurtaralım. Barbie'mizin belindeki şeyi açıyorum arkadaşlar. Zeynep İkra arkadaşlar, yeni takipçimiz. Lütfen yeni takipçilerimiz isimlerini yazabilirler mi? Onlar için de set açmak istiyorum. Aman Allah'ım arkadaşlar, Barbie'yi oraya zankla yapıştırmışlar sanki. Bir türlü çıkaramadım. Bir de kuyruğundan bağlamışlar seni galiba. Orayı da kurtaralım arkadaşlar. Ve tatatatam, karşımızda güzeller güzeli Deniz Kızı Barbie'miz arkadaşlar. Hadi önce saçlarını inceleyelim. Bakalım saçları nerelerine geliyor. Lastiklerden hemen kurtarıyorum saçları. Ve saçlarının beline kadar geldiğini görüyorum arkadaşlar. Şu şekilde kuyruğu pembeli, turkuaz mavili, kuyruğu da mor. Hadi kuyruğu çıkıyor mu ona bakalım. Hayır, çıkmıyor arkadaşlar. Bazı Deniz Kızı Barbie'lerimizde kuyruklar çıkıyor biliyorsunuz. Ama bu sette çıkmıyor. Barbie'mizin yüzüne bakalım. Yüzde klasik Barbie ve küpeleri yok arkadaşlar. Yeni çıkan setlerin bazıları küpe koymaya başlamışlar. Bunda da çıkar diye heyecanlandım ama maalesef çıkmadı. Hadi şimdi Barbie'nin şu minnoş bebeğini çıkaralım. Çünkü ben onu çok ama çok merak ediyorum. Gel bakalım tatlı bebek. Arkadaşlar bu bebeğin şöyle çok tatlı bir tane şöyle sallanan deniz atı var arkadaşlar. Şu bebeklerin genelde deniz atları olur ya, sallanan atı. Bunun da deniz atı var sallanan. Çok güzel düşünmüşler. Çok şirin. Hadi inceleyelim hemen. Size öncelikle bu deniz atını göstermek istiyorum. Çünkü çok tatlı. Biliyorsunuz bebeklerin sallanan atları olur. Bu Barbie bebeğimize de deniz atı yapmışlar. İnanılmaz tatlı bir deniz atı arkadaşlar. Buraya bebeğimizi oturtacağız. Bence normal Barbie'nin küçük bebeklerine de oturtabiliriz. Ve hatta bence Sylveon'larımızı da oturabiliriz. Biliyorsunuz ben Sylveon'u çok seviyorum. Ve çok güzel Sylveon setleri almıştım arkadaşlar. Şimdi küçük bebeğimi inceleyelim hadi bakalım. Küçük bebeğime bakın. Burada kendi küçük bebeğim de burada arkadaşlar. Şuradaki şu küçük bebeğe de bakın arkadaşlar. Annesi video çekerken onu oradan el sallıyor. Evet anneciğim, video çekiyorum. Daha önceki video çekimimi Serra çok fena sabote etmişti arkadaşlar. Her şeyi elimden alıp kaçırdığı için bugün onu buraya dahil etmiyorum. Babası bakıyor arkadaşlar. Şimdi şu küçük bebeğe bakar mısınız? İnanılmaz tatlı, öyle değil mi? Kuyruğu çıkmıyor. Ama çok minik ve çok tatlı bir skipper bebek. Ve ben bunun saç rengine bayıldım arkadaşlar. Boynu hareket etmiyor. Boynu vücuduna birleşik. Boynu hareket etse de, eğer kafası çıksaydı, diğer skipper küçük bebeklere takacaktım bu pembe saçlı tatlı bebeği. Ama maalesef öyle olmuyor. Bu bebeğe sabit arkadaşlar. Yani bu bebeğimizin yüzü her zaman bir deniz kızına ait olacak. Değiştirebilseydim gerçekten çok mutlu olacaktım arkadaşlar. Çünkü bebeğin yüzünü çok sevdim. Evet, kafa dönüşümü maalesef yapamıyoruz. Bu beni birazcık incitti ama olsun. Bu bebek de çok tatlı. Dizimizde haricinde bir tane de diyorum ki şöyle bir Deniz Kızı dizisi yapayım arkadaşlar. Ve o diziyi yazın denizde çekeyim. Ne dersiniz? Çok güzel olmaz mı? Deniz adamı var, deniz babası var, deniz anası var. Hepsi var arkadaşlar. Var da var. Barbie'nin deniz kızı hali var, deniz annesi hali var. Deniz adamı kendimiz bile var arkadaşlar. Bu yüzden bence böyle bir şey çok zevkli olur diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar diğer eşyaları çıkaralım. Şu dönme dolabı çok merak ediyorum. Önce bunu çıkarmak istiyorum arkadaşlar. Kutusundan hemen çıkaralım. Ben oyuncak açarken siz oyuncak açıyormuş gibi hissediyor musunuz? Öyle hissetmenizi çok istiyorum. Çünkü çoğu arkadaşım böyle yazıyor. Abla sanki oyuncağı ben almışım ve açıyormuşum gibi çok mutlu oluyorum sen oyuncak açtıkça diyorlar. Ben de inanılmaz onlar için seviniyorum arkadaşlar. Şimdi bu dönme dolabımın alt tarafını takıyorum arkadaşlarım. Ve şimdi dönme dolabımız dönmeye hazır arkadaşlarım.
ama setten çıkarmadığımız birkaç parça daha eşya var. Neler bunlar, hemen bakalım. 2 tane deniz hayvanımız ve bebek bakımı için bir örtü ve bir biberon. Hadi bunları da hemen setten çıkaralım arkadaşlarım. Örtümüzü ve biberonumuzu da şöyle alıyorum. Böyle çok tatlı bir biberonumuz çıkıyor arkadaşlar. Şöyle de çok güzel bir örtümüz çıkıyor. Bu arada arkadaki seti gördünüz mü? Bir sonraki videomda bu seti açacağım. Kimler için açayım yorumlara yazın. Ve setimizden çıkan çok tatlı deniz hayvanları, çok minik minnoş bir ahtapot ve şöyle çok tatlı bir deniz ayısı mı, deniz fok balığı mı, deniz neyi bu arkadaşlar? Yorumlara yazın, ben gerçekten bilemedim. Fok balığına daha çok benziyor. Siz de benzettiniz mi? Ve şimdi arkadaşlarım bu dönme dolaba bu deniz hayvanlarımı ve minik bebeğimi koymak istiyorum. Bu deniz hayvanımı buraya koyacağım arkadaşlar. Bu deniz hayvanımı buraya koyacağım ve bağlayacağım. Ve minik bebeğimi de şuraya koyacağım arkadaşlar. Ve şimdi Barbie'cim bunları döndürecek. Aslında yaz olsaydı bu seti şişme havuzlarımızda açmayı çok isterdim. Onları sularda böyle oynatmayı gerçekten çok isterdim ama şu an hava soğuk ve kıştayız. Aralık ayındayız arkadaşlar. La 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 la. Merhaba tatlım. Seni birazcık oynatmak istiyorum. Hadi bakalım. Çeviriyorum. Çeviriyorum. Oy benim güzellerim. Güzellerim. Evet, Barbie dönme dolabı çeviriyor. Ve ben şeyi çok merak ettim. Dönme dolabının arkasında acaba çevirmeyi kolaylaştıracak bir yer var mı? Hadi hemen ona bakalım. Hayır, herhangi bir çevirme aparatı yok arkadaşlar. Şu şekilde elimizle çeviriyoruz. Ve biz onları çevirdikçe onların koltukları hareket ediyor. Bakar mısınız? Hepsi inanılmaz mutlu. La 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 la. Benim minik bebeğim. Mutlu musun bir tanem? Annen seni yer. Bu Barbie'nin çocuğu arkadaşlar. Çok tatlı bir deniz kızı Barbie ailemiz olacak arkadaşlar. Onun için dediğim gibi ayrı bir dizi çekmeyi düşünüyorum. Minnoşum, bebeğim. Sen çok tatlısın. İnanılmaz tatlısın. Bu bebeği şimdi Barbie'nin eline vermek istiyorum. Bakalım nasıl duracak. Evet, bence bu sette bu deniz kızı Barbie'nin kolları eklemli olmalıydı arkadaşlar. Çünkü bebeği tutamıyor. Eğer eklemli olsaydı şuradan şu şekilde tutması çok daha kolay olacaktı. Ve şimdi son olarak da bebeğimizi arkadaşlar sallanan atına koyup sallamak istiyorum. Minik sallanan atına bakar mısınız? Ben bu sette en çok bunu sevdim arkadaşlar. Siz neyi çok sevdiniz? Lütfen yorumlara yazın. Ben en çok bu bebek ve bu sallanan atı çok sevdim. Çünkü daha önce deniz kızımız çıkmıştı ve alışık olduğumuz bir şeydi. Ama bu sette en orijinal iki parça da bu ikisi arkadaşlar. Hadi şimdi onu şuraya koyalım annesinin yanına ve sallasın. Bakalım nasıl sallanıyor. Sallanırken düşüyor mu? Çok merak ediyorum. Otur bakalım minik bebekçik. Hadi bakalım annesi, salla onu. Gel minik bebeğim, seni sallayayım. La 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 la. Evet arkadaşlar, çok tatlı sallanmıyor mu sizce de? Sevgili Sare TV ailesi, umarım seti çok beğenmişsinizdir. Bu arada bebeğim biberon ile hiç bebeğe süt içirmedik. Birazcık süt baktı küçük bebekçik. Birazcık da ağzını sileyim. Evet arkadaşlar, setten çıkan bütün malzemeler bu şekildeydi. Bu setle bir de arkadaşlar açarken evcilik oynayacağız. Bunu da hangi kanalda yapacağımızı çok iyi biliyorsunuz. Sare'nin diğer kanalı, yani Sare Kalp'le takip ederseniz bizi çok sevindirirsiniz. Umarım almayı düşünenler veya merak edenler için bilgilendirici bir video olmuştur. Zeynep İkra ablacığım, umarım sen de çok mutlu olmuşsundur. Bütün takipçilerim için set açmaya devam ediyorum. Oyuncak açmaya devam ediyorum ve sizlere çok güzel anılar bıraktığımı düşünüyorum. Siz de öyle düşünüyorsunuz değil mi? İnanılmaz güzel anılar biriktiren mükemmel bir aile olduk arkadaşlar. Ve yakında 10.000 kişi olacağız ve harika bir 10.000 kişi kutlaması yapacağım arkadaşlar. Bu yüzden takipte kalın. Belki yüzümü bile gösterebilirim. Bütün takipçilerim, sizleri çok ama çok seviyorum. Her zaman söylediğim gibi. Aşkla, sevgiyle ve tabii ki Sare TV ile kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.